terbiyeli tavuk suyu çorbasıyla başlıyoruz. Terbiyeli tavuk suyu çorbası. Sizce nasıl bir çorba gelecek Leyla Hanım? İnşallah terbiyesini kesmez. Güzel çeşitlendirirse keyifli bir çorba olabileceğini düşünüyorum. Ama tadı, tuzunda eksik varsa benden geçer not alamaz. Çenemden de kurtulamaz. Masanızı beğendiler sanki. Soframa bayıldılar. Beğenmek ne demek yani? Beğenmeyen var mıydı? Bence hiçbiri beğenmemezlik yapmadı. Hepsi çok beğendiler. Sonuçta sizin sofranız zengin bir sofra değil mi? Evet, benim sofram çok şık, süper bir sofra. Her zaman olduğu gibi. Kollarınıza dikkat edin. Ay evet. Bugün yanlış kıyafetler seçmişsiniz. Ben evet, evet de ses. Ben bugün yanlış. Şıklığınızdan ödün verip kollarınızı sıyırın o zaman. Esma Hanım neden Caner Bey'i eleştirmemiş olabilir? Günlü oynamış. Esma kötü niyetli söylememiş onu ya. Öyle söylüyor. Ama keşke söyleseydi. Evet. Dış ses. Kötü niyetli mi söyledi? Arkadaşlar size yemin ediyorum. Bakın yemin ediyorum. Asla kötü niyetle günüme oynamadım. Bunu Esma yarın göreceğiz biliyor musun? Bakın gerçekten kesinlikle günüme oynamadım. Caner bak nasıl yapıyorsun bunu? Görüntüsü mercimek çorbasını biraz. Hayır onu bırak. Neyle getirdi? Peki Esma Hanımcığım hiçbir menüsündeki ürünü beğenmedim diye yorum yapmışsınız. Neden mercimek çorbasını? Aha da içtim sonuna kadar içtim. Dibini de içtim deyip gösterdim. Ama çok evet. Açtım. Ama çok açtım be. Güzel olması için mercimek ama Esma çok Hanım. Çok da güzel olmuştu diyordunuz ama. Evet. Bir tek karabiberi biraz fazla buldunuz sadece. O kadar. Oh. Dün ait her şeyi hatırlıyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim. Caner'cim ben seni seviyorum. Teşekkür ederim sağ olun. Seviyorum. Sevgi yarışması değil ki ama. Olmayabilir. O hala yarışmada olduğunu bilmiyor. Ben? Buna inanın. Bugün sohbetlerimizde de mutfakta öyleydi. Bilmiyor yani. Sizi misafirleri falan zannediyor. Ben Caner oğlumu seviyorum. Soslarınızı getireceğim. Vay oğlum da olmuş. Kimle ilgilerken bırakırsın artık. Hanımlar ben şöyle size. Minik minik. Evet. Leyla'cığım, sunum nasıl tatlım? Sunumu güzel ama daha da çeşitlendirebilirdim. Afiyet olsun arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Emine sunum nasıl görünüyor? Güzel. Betül? Güzel. Caner? Ben de sunumu beğendim Seda Hanım. Peki. Masada servis ettiği için. Buyurun terbiyeli tavuk suyu çorbamız. Afiyet olsun ama yaramasın. Yaramasın. Leyla'cığım seninle başlayabiliriz. Çorba nasıldı tatlım? Çorba gayet güzeldi. Tadı tuzu yerindeydi. Kıvamı birazcık daha akışkan olabilirdi. Bir de sıcak gelmesi gerçekten çok hoş oldu. Ben çok beğendim. Ben de çok beğendim. Tavuklar istediğim boyutta hiç rahatsız etmedi beni. Gayet güzel. Tamam evet, canım, tatlım. Buyur. Kafamı karıştırdım. Şöyle ki nasıl? Çorba çok güzel. Afiyet olsun. Her şeyi, kıvamı, şehriyeler yapışmamış, tavukların boyutu, tavuk suyu, her şey şükür çok ediyorum. Güzel. Yani yağının lezzetine kadar. Ama menüne uygun bulmadığım için orada bir kafam karıştı. Ama çok beğendim. Eline onu sağ ben size açıklayabilirim. Benim arkadaşlarım tutturdu bu menüye. İllaki Esma sen bu çorbanı koy. İllaki arkadaşlarımı kıramadığım için ben de bu çorbayı yaptım. Şimdi dış ses araya girecek misin? Tabii ki Betül Hanım. Evet bekliyorum. Davet sofrası için uygun değil. Kendine göre evet. Daha iyi sunulabileceğini düşünmüş. Ben olsam böyle bir çorba yapmazdım dedi. Şöyle tamamlayayım ben. Hani eğer menüsünü iyi pazarlarsa bize dedim. Evet. Bütün menüsünü biz ona göre eleştiririz. Ama iyi sevdiklerimden derledim, sundum size derse o zaman bakış açımız daha farklı olur demiştim. Onun gibi bir şey söyledim tamam, yani. Tamam anladım. Şimdi ben evimde böyle arkadaşlarıma çok böyle ikramlar, yemekler yaptığımdan dolayı arkadaşlarım da evimde her şey bol bol yedikleri için ille bana Esma'cığım sen bu çorbanı, bu yemeğini, bu tatlını yani bu ara sıcağını yap dediler. Ben oturup tek tek hiçbir menümü seçmedim. Oradan buradan araştırmadım. Evimde her zaman yaptığım yemeklerimi sizlere yaptım. Ama yine birbiriyle uygun buldun değil mi sen? Tabii canım, tabii. İliştirdin de koydun. En güzel yaptığın yemekleri seçtin. Yani. Eline sağlık. Caner'cim? Ben tavukları beğendim. Hiç koku falan da almadım çünkü bu konuda biraz hassasım normal şartlarda. Ama sanki içerisinde şehriyeler birazcık az gibi geldi bana. Yani tavuklar daha çok gibi geldi. Kıvam konusunda da bir tık daha akışkan olabilirdi. Öyle düşünüyorum. Caner'cim bak... Ama tadı falan yerinde. Akışkan olamaz. Tavuk suyu var, şehriye var. Şimdi
Benim için çorba çünkü akışkan demek. Bunun içinde belki şehresi de olsaydı o zaman hani akışkan olmamasına... Ama ne kadar daha şehriye olması gerekiyor içinde. Daha bir yemek gibi geldi bana daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Biraz sana tanesi fazla gelmiş. Sana evet tanesi olabilir. Biraz fazla gelmiş. Yoksa evet. Bizimki bak gayet normal. Aynen. Çünkü aynen. Yemek gibi oldu aynen. Böyle sanki. Evet. Sulu yemek gibi. Senin sana torpil geçmiş. Olsun Caner'cim sen bana istediğini söyle. Ha estağfurullah. Yok heyecanla değil ama... onu fazla koydu taneye. Olabilir. Göre. Bir de ben bu tarz sosları çok fazla sevemiyorum normal doğrudur, şartlarda doğrudur. Da. Onun dışında tuzla alakalı falan bir sıkıntı görmüyorum. İstemiyorum deseydin ama demedin. Yo merak ettim ama onu tatmak istedim o yüzden. Caner Bey, Betül Hanım akışkan olamaz çünkü içinde hem tavuk hem de şehriye var dedi. Betül Hanım maşallah master chef. Biliyor muydun zaten. Onu? Nasıl? Tavuk suyunu hiç haşlayıp böyle tavuğu haşlayıp suyunu çıkarttın mı? Tabii canım onu nasıl gördüm bir hal alıyor? Yani yapmamış olsam jöle bile. Jöle oluyor. Jöle. Peki evet. Bunu da öğrendik. Bugünkü programda da bunu öğrenmiş tamam. Olduk. Dün tiramisu tarifini öğrendik. Bugün de bunu öğrendik. Teşekkür ederiz. Kıvamı falan bence çok güzel. Kırılmıyorsun değil mi Caner? Afiyet olsun. Kırılıyor musun? Yok canım ne kırılmış. Ben burada bir araya girmek istiyorum. Caner Bey bu konuda cevap vereceğim dediniz ya çorbanın içinde şehresi bir tık daha fazla olabilirdi birazcık daha. Bunun içerisine biraz daha şehriye koymuş olsaydı lapaç olurdu. Aynen, evet. Aynen öyle olurdu. Ama şık tavuk geldiği için bana ondan dolayı belki. Belki birazcık daha. Çok çok az. Siz öyle gelmiştir. Evet. Onun dışında gayet güzel ben kıvam falan da yerinde. Ben çok akışkan sevmiyorum. Gayet yok güzel. Kıvamı iyi. Ben sulu çorbayı hiç sevmem, katı çorbayı da hiç sevmem. Kıvamı ben çorbamı iyi. Bu şekilde çok yaparım. Çok iyi. Gayet güzel. Hangi çorbayı yaparsam yapayım kıvam bende budur yani. Esma'nın mutfakta biri için dedi ki. Hı, kesin benim içindir. Çok konuşuyor ama çok konuşanlar programda bir şey yapamıyor dedi. Kim acaba? Kimin için dedi? Konuşmayı severim. Ben buraya konuşmaya geldim. Tabii oturmaya ki gelmedim. Konuşabilirsin tabii ki. Aa işte tabii ki konuşacağım. Sadece Leyla Hanım mı yoksa Betül Hanım'ı da yorumunuza dahil mi? Ne dedin Esma'cığım? Hiçbir şey söylemedim. Aşk olsun. Bu dış ses hep bizi böyle karıştırıyor birbirimize mikser gibi. Parmağımı mı gösteriyorsun? Ama işi o. Mikser olmasa biz sizin mutfakta neler yaptığınızı nereden bileceğiz? Ay neler yaptım mutfakta neler elinizi neler neler. Elinizi kesmişsiniz herhalde. Parmağını da kesmiş. Olsun. Son anda bıçak değdi. Elini kesmiş. Ya, son anda son anda son geçmiş ataklarda. Geçmiş olsun. Sağ olun. Önemli bir şeydi. Şöyle bir küçük delik. Şuradan tepsini al gel de koyalım. Gayet güzel. Tepsi teşekkür ediyorum. Işte? O tepsi boş muydu? O örtüyü kenara alabilirsin. Evet tepsiye tabakları koyabiliriz. Esma senin çocuğun var. Değil mi? Benim 4 tane çocuğum var arkadaşlar. Çocuklarına da bol bol yapıyordum bu çorbayı hastayken. Tabii ki yapıyorum. Tabii ki. Hasta çorbası demiyorum. Hastayken hayır bak hasta çorbası demiyorum. Hasta çorbası demiyorum. Asla yapmıyorum. Ben bunu özel misafirlerime çok yaparım. Teşekkür ederiz. Bugün kendinizi özel hissedebildiniz mi? Bilmiyorum. Bakacağım. Nasıl yani? Daha masadan fark etmediniz mi? Masa çok güzel. Yemeklere bakacağım yani. Daha karnım aç. Bir doyayım da ondan sonra. Duyacaksınız hiç merak etmeyin. İnşallah ben çok açım bugün. Keşke bu mutfak bu kadar dağınık olmasaydı. Siz yaptınız ama. Evet ben yaptım. Ya mutfağa girerlerse şimdi? Kızar mısınız mutfağınıza girerlerse? Hayır kızmam. İstedikleri gibi gelebilirler, görebilirler. Çünkü neden? Onlar da bu anı yaşayacaklar. Onlar da bunu hissedecek, görecekler nasıl olduğunu. Bugün tabii ki eleştiri yapacaklar, eleştirecekler. Ama yemeklerinize güveniyorsunuz değil mi? Ben güveniyorum. Bende hiç sorun yok. Ama ara sıcağım soğudu işte. Bunun anında yenmesi gereken bir şey. Bunu bilmiyor muydunuz? Biliyordum da işte dedim ya arkadaşlarım illaki Esma sen bunu yap. Çünkü sizin çiğ böreğiniz güzel oluyor değil mi? Evet mükemmel oluyor. İnşallah beğenirler. İnşallah beğenirler.